Vali Bey destek verdi, izin verildi. Bura harabe haldeydi. Tavanı çatısı akıyordu, duvarlar çatladı. Ama şimdi yerlerimiz payaslandı, camlarımız güzelleştirildi, daha sabit takıldı. Eski harabe köy okuluydu, şu an bizim kovanımız oldu. Arıların kovanı oldu, dördüncü kovanımız. Şimdi eşlerimiz bizi destekliyor. Önceden çok farklıydı. Kooperatif kuralım dendi, önce korktuk. Hani eşlerimiz razı olmadı, yok yapamazsınız, yok şöyle. Ama biz hiçbir zaman pes etmedik, eşlerimizle inatlaştık. Yani aramız açıldı, bazı arkadaşlarımız resti bile çekti. Şu anda asgari ücret çalıştığımıza göre sigortamız yatıyor. Keyifler güzel, mutluyuz. Her zaman olduğu gibi hayaller bitmez. Kadınlarımız bize destek çıktığı sürece yola devam, durmak yok. Her türü denedik. Hangi ürün gider, hangi ürün gitmez. Şimdi unlu mamuller bölümü buraya açıldı. Makarna, erişte, çorba, kaypak deriz biz. Dört ürün ve sac ekmeğimiz burada yapılıyor. Benim iki tane oğlum var. Biri çiftçilikle uğraşıyor, biri polis. Şimdi düşünüyorum da en destekçi eşlerimizmiş. Onu anladık yani. Her insan yani bu işi yaptırmaz yani. Yani bizim %80'imiz burada geçiyor. Eşler kızıyor, yine kızıyor. Hani siz evde yoksunuz, biz siz istiyor, biz istemiyor paranızı, pulumuzu. Yani para kesinlikle bir kuruş veriyoruz mu de hiçbir kuruşunu da vermiyor eşlerimize. Çocuklarımıza, evimizi harcıyoruz. Burada ne oluyor? Burada birlik, beraberlik oluyor. Benim evimde olsa, mesela Sultan'ın evinde olsa zor oluyordu. Hijyen amaçlı burayı yani yapmak istediler. Bura olmasaydı dağılırdı. Valimize de buradan teşekkür ederim. Yani verdiği için. O olmasaydı Muhtar da bize veremiyordu. Bir iki hepsini burada okuduk biz. Yani okul nedir bilmedik. Ama şimdiki aklımız olsa sonuna kadar okurduk biz de çocuklarımız gibi. Zaten buraya girdiğim an okula girmiş gibi yani seviniyorum çocuk gibi. Öğlen yemeğine gidiyorum eve. Acele mesela buraya şimdi hamur yoğurup gidiyor. Acele eve gidiyorum. Oğlum diyor ki niye geldin okulda yataydın diyor bana. Özgüvenimiz geldi. Çocuklarımıza bakış açımız değişti. Eşlerimiz olsun, köyümüzdeki şeyler olsun. Her şeye yani. Yani herkese tavsiye ederiz yani. Kooperatif kurulsun yani. Karadeniz bölgesinde ilk kadın kooperatifiydik. Ve ilk biz kurulduğumuzda kooperatifçiliğe bölgenin bakış açısı çok tersti. Özellikle de kadınlara daha tersti. Ama biz bunu kendi bölgemize, hatta ülkemize kadınların da bu işi köylerde oturarak yapabildiğini anlattık. Mustafa Bey bizi her zaman her konuda destekledi. Kafamız sıkıştığında veya bir işte bunaldığımızda biz her zaman kapısını çalıyoruz. Gümüştepe köyümüz var bizim. Orada üretim yapan arkadaşlarımız vardı. O köyde okullar atıl kalmıştı. Ne yapalım diye düşündük ve o okulun yıkılmaya mahkum olmasından kurtardık. Bizim emek var ya,